Tamam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bir genel okul müdürü. Merhaba. Çok biraz gelince kusura bakmayın. Ya önemli değil. Hayır, merak ettim, bir soru falan mı çıktı? Yok, soru çıktı. Olay yeri işte toparlanma falan derken biraz tahminimizden geç. Tamam, hoş geldin. Ben Berkay Donbaycı, Sivil Yaşam Derneği, Şehirden Çıktım Köy Projesi Ulusal Direktörlüğünü yürütüyorum. 9 farklı köy okulunu onarmıştık. Bugün 23 Nisan 2016 tarihi itibariyle şu an 13 il daha bugün gerçekleştirdi. Biz de Eskişehir ekibi olarak Eskişehir'in Günyüzü Kavuncu Köyü İlköğretim Okulu'na geldik. Bu Şehirden Çıktım Köy Projesi'nde biz köy okullarını onarıp, boya badana işlerini düzenleyip, çocuklarla birlikte peyzaj çalışması, ağaç dikimi, çevre düzenlemesi, çevre temizliği yapıyoruz. Bunun devamında da çocuklara eğitim ve destek grubumuzla birlikte eğitim vermeye çalışıyoruz. Köyde yaşadıkları için şehirden uzak arkadaşlarından ne gibi eksiklikleri varsa onları tamamlamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Onlara sosyal hayata daha çok dahil etmeye çalışıyoruz. Onların ilerideki görüşlerini, vizyonlarını arttırmaya çalışıyoruz. Güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Gerçekleştirmeyi planladığı amaçları, bunlar için ne şekilde hareket ettiğimiz önemlidir. Grup çalışmasıyla bizim değer verdiğimiz, önem verdiğimiz bir projeyi gerçekleştirdik yakın zamanda. Derneğin ilk önce nasıl amaçlar güttüğünü bilmiyordum ama burayı tanıttıktan sonra gerçekten sevdik ve bir aile bağı oluşturduk burada. Yapmış olduğumuz projeler içerisinde köy okulu projesi var, köy okulu boyama projesi var. Şehirden Çıktım Köy projesini yürütüyoruz. En son Kavuncu Köyü İlköğretim Okulu'na uğradık. IEEE'de 3 yıldır aktif görev alıyorum ve sosyal sorumluluk proje koordinatörüyüm. Bu bağlamda Siyamder'in yürütmüş olduğu 23 Nisan etkinliğinde biz de küçük bir rol aldık. IEEE Sosyal Sorumluluk Projesi olarak yaklaşık 20'ye yakın arkadaşımızla beraber köy okuluna gidip oradaki bir takım küçük işlerde yardımda bulunduk. Bu işler okulu boyamak, sıraları zımparamak, ağaç dikmek vesaire, çocuklarla vakit geçirmek gibi güzel bir aktiviteydi bizim için. Çocuklarla vakit geçirdik. Daha güzeli de çocuklarla vakit geçirmekti. Onlarla çok eğlendik, güldük. Onların sürekli bir daha ne zaman geleceksiniz soruları sonunda gün yorgunluğumuzu attı. Orada çok özel çocuklar vardı, küçük dünyaları var ama gerçekten çok mutlulardı çoğu. Fehmi var, özel bir çocuktu o. 15 yaşlarında. Belli sıkıntılar geçirmiş ama gayet mutlu. İşte köyünü seviyordu.
karşılığını fazlasıyla aldık. Keyifle aldık. Çocukların yüzlerindeki o tebessümü görünce tüm stresimizi unuttuk bu anda. Yani bizim de bir işin ucundan tutmamızı sağlayan, küçük de olsa iş yapabilmemizi sağlayan Siyamdere, Berkay Dombaycı'ya ve diğer ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Ve benimle beraber katılan IEEE Sosyal Sorumluluk Projesi üye arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle projelerde yer alırız. Bu çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Yani çocuklara gerçekten çok güzel örnek olduğumuzu ve örnek olabileceklerini gösterdik burada. Böyle çocukların neler yapabileceğini gösterdik burada. Bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bu organizasyonu düzenleyen herkese, katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Organizasyon çok iyiydi. Gittiğim, yaşadığım en güzel anılardan birisiydi. Benim gibi diğer arkadaşlarım da eminim böyle düşünüyordur. Bu organizasyonu düzenleyen herkese, katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bunu ziyaret eden Sivil Yaşam Derneği üyelerine teşekkür ediyorum. Hem okulumuzun eksiklerini gidermek açısından hem de ilkokulda okuyan çocuklarımızla kaynaşmak, onların aklını açmak açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Derneğimizin yapacağı her projeye Gümüşlü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak destek vermeye, birlikte çalışmaya her zaman hazırız. Ben çok teşekkür ediyorum. Farkında değiliz belki. Ailemiz ve arkadaşlarımız dışında bizi bekleyen birileri hep var. Gözleri ufukta, belki bugün bizi de düşünen güzel insanlar olmuştur diye içinden geçiren, adını bile duymadığımız bir köyün umut dolu çocukları gibi. Hayal dahi edemeyeceğimiz uzaklıkları görebilmek için bir çift gözden daha fazlasına ihtiyacımız var. Siyamder olarak hayallerimizden birisi de seslerini doğup büyüdüğü köylerinin mütevazi okullarının bahçesinden öteye duyurmak isteyen çocuklara ulaşmak. Şehirden çıktım köye projesiyle kendimizi unutup bu güzel çocukların dünyasını genişletmeyi, umutlarını ve hayallerini diri tutmayı görev bildik. Çünkü biliyoruz, bir çocuk kalbinde umut varsa hayal kurar. Onların yüzündeki her tebessümü biriktirmekle parlak bir gelecek görmek mümkün. Bizler bu aşkla kolları sıvayıp onlarla beraber bahçelerini ve okullarını yeniledik. Hiçbirimiz usta bir boyacı değildik ya da tecrübeli birer bahçıvan.
Ancak amacımız ustacaydı. Fırçamızın okul duvarında bıraktığı her iz, ektiğimiz her fidan bizden de onlara armağan. Bu yolda yeri geldi ilk teftişi geleceğimize yaptırdık. Yeri geldi onlarla güldük. Onlarla bir heyecanı paylaştık. Onlarla geride bıraktığımız bir gün değildi sadece. Her zaman hatırlamak isteyecekleri bir bayramdı.